Far Cry 6'nın çıkmasına oldukça az bir zaman kaldı. Belirli bir kitle oyunu heyecanla beklerken Far Cry 6'nın formülünü beğenmeyen kitle ise oyuna biraz daha şüpheyle yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde serinin 6. oyununun sistem gereksinimleri açıklandı. Biz eskiden oyunların sistem gereksinimlerine yani oturur bakardık ama bu dönemde gelecek bir oyunun sistem gereksinimlerine bakmak Allah'ın emri oldu. Neden? Çünkü PC fiyatları fazlasıyla cep yakıyor. Yani yeni bir kasa topladığımızda onun gücünü böyle eskiden hissederdik ama şimdi yeni bir kasa aldığımızda onun gücünü hissedemez olduk. Ha biz de artık şuna alıştık. İyi bir kasa için 10-15 bin lirayı gözden çıkarmamız lazım. Neyse bu konulara herkes zaten aşikar. Daha da derinlere inip yarım kalan enerjinizi de almak istemiyorum. Dediğim gibi oyunun sistem gereksinimleri açıklandı ve oynanış videolarını da görmüş olduk. Bugün Far Cry 6'da bizleri nelerin beklediğini ve açıklanan sistem gereksinimlerini oturup tatlı tatlı konuşacağız. Oyun haberlerini takip edemeyen ve Far Cry 6 geliyor ama bu oyun nasıl olacak kardeşim diyenler için hoş böyle güzel mini bir içerik olacak. Tema olarak bu sefer Küba'dan esinlenen, özündeki formülü koruyan ve ata binip çayır çimen gezebildiğimiz bu oyunun bir analizini sizlerle birlikte yapalım. Öncelikle bizleri nasıl bir hikaye bekliyor, ondan bahsedelim. Oyunumuz Karayip Adası olan Yara'da geçiyor. Kötü adamımız ülkenin başında olan Anton Castillo. Castillo'nun amacı Yara'yı eski refahına kavuşturmaktır ancak bir yandan da oğlu Diego'yu bir sonraki başkan olması için yetiştirmeye çalışır. Bir diktatör olarak acımasız ve sıra dışı metotlar uygulayan Castillo ülkenin tüm varlığını oğluna miras kalacak şekilde yönetirken kendisine muhalif tüm düşünceleri bastırmaya çalışır. Öyle ki direnenleri bir daha dönmemek üzere çalışma kamplarına gönderir. İşin tuhaf tarafı ise direniş tek bir çatı altında toplanamadığı için her geçen gün zayıflamaya başlar. Bu noktada ise devreye Dani Roas olarak ana karakterimiz girer. Devrime yön vermemiz ve halkı özgürlüğe giden yolda yardım etmemiz lazım. Oyunumuz tema ve hikaye olarak Küba'dan esinlenmiş bir şekilde karşımıza sunuluyor. Şimdi Far Cry serisi 3. oyun ile kendine bir formül belirledi ve çizgisini bozmadan o formülün üzerine bir şeyler koyarak yoluna bu zamana kadar devam etti. Mesela o formüllerden bir tanesi de baş kötü karakter. Vaaz ile başlayan bu kötü karakter mevzusu devamında Pagan Min ve Joseph Seed ile devam etti. Şimdi Vaaz'ın bu kadar tutacağını Ubisoft beklemiyordu. Fakat tutulduğunu görünce biliyorsunuz Vaaz 3. oyunda yan kötü karakterdi, ana kötü karakterimiz değildi. Fakat Vaaz'ın bu kadar tutulduğunu görünce ne yaptılar? 4. oyunda Pagan Min'i eklediler. Pagan Min sevilmeyince Joseph Seed'i koydular bu sefer. Ama Joseph Seed karakterini de işlemediler. Şimdi ise Anton Castillo adında bir böyle çekici, idealist bir kötü karakter yaratmışlar. Anton Castillo'yu Giancarlo Esposito diye bir aktör canlandırıyor. Bu aktörü genellikle Breaking Bad'de gördük, The Mandalorian'da gördük, birçok dizide ve filmde gördük kendisini. Şimdi oyuna yine böyle bir kötü karakter ekleyince ana odak devrim ve hikaye gibi gözükecek gibi duruyor. Ama hikaye olarak bence oyun ağırlığını koruyamayacak. Çünkü oynanış daha bir ön planda duruyor. Gameplay videolarına baktığımızda oyun bize eğlenceli bir oynanış sunuyor. İşte bu makarina silahı, arabanın önüne kar kureme aparatı, füze atan backpackler, milleti ısıran timsahlar. Yani fragmanda böyle ağır bir hikaye var gibi gözüküyor ama oynanışa bakınca eğlenceli bir oynanış sunacak gibi duruyor oyun. Bu da teraziyi pek dengede tutacak gibi durmuyor. Yani ağır bir hikaye, eğlenceli bir oynanış, hikayeyi baltalayacak gibi gözüküyor. Ana karakterimizi isteğe göre kadın veya erkek olarak seçebiliyoruz. Bu seçime göre Dani, Sinray veya Nisa Gündüz seslendirecek. Oyun bizi abidik gubidik araçlara binmemize olanak sağlarken Yara'nın o güzel manzaralarında kaybolmamız ve sakin sakin gezinmemiz için ise at sürmemizi sağlıyor. Çeşitlilik anlamında karakterimizi özelleştirebiliyoruz. Gameplay videosunda gördüğümüz üzere oyundaki kamp yerlerinde, hepsinde oluyor mu bilmiyorum ama, kamp yerlerinde oyun FPS kamera açısından TPS'e geçiyor. Bu sayede karakterimizi üçüncü şahıstan görmüş oluyoruz. Kıyafetlerimizi değiştirdiğimiz bir oyunda ana karakterimizi bu kamera açısından görmemiz önemli. Mesela Far Cry 5'te de kıyafetlerimizi değiştirebiliyorduk. Ama oyun herhangi bir şekilde TPS'e geçmiyordu. Sadece online'a geçerseniz ana karakterinizin üstündekiler karşı tarafta gözüküyordu. Onun dışında oyunu co-op olarak deneyim edebileceğiz. Bu tarz bir açık dünya oyununda yani böyle bir eğlenceli bir oynanış sunduğunda co-op olarak oynamamız bizlere hem motivasyon sağlayacak hem de oyun zevkimizi katlayacaktır. Ve onun dışında bu kadar. Bahsetmediğim, atladığım şeyler var. Fakat burada şu konuya değinmek istiyorum.
Ya insanlar şunu bilmeli. Far Cry 6 olan formülün üstüne biraz cila sıkılıp serinin önceki tişörtünü çıkarıp yerine yeni bir tişört giyilmiş hali. Far Cry serisini seven yine gelip bayıla bayıla oynayacaktır. Çünkü açık dünyada patlama, çatlama veya gezme tozma sevenler için bunları yeni bir temada, yeni bir haritada yapmak elbette heyecan verici olabilir. Fakat benim gibi serinin 3. oyununu severek oynamış ve ondan sonra gelen oyunlara yavaştan burun kıvıran birisi ise bu oyunu oynarken yine sıkılacaktır. Kısacası markayı seveni pişman etmeyecek ama sevmeyeni yine mutsuz bırakacak bir oyun olacak. Çünkü bu oyunun sadece teması farklı. O kadar. Yanında elbette daha iyi animasyonlar, daha akıcı bir oynanış sunabilir ama ana odağında Far Cry serisinin o formülünü beğenmeyen birisi bu oyunu da beğenmeyecektir. Yani seriyi kaldırıp eski günlerine falan getireceğini Ubisoft'un ben pek zannetmiyorum. Şimdi gelelim sistem gereksinimlerine. 1080p'de 30 FPS'de oyunu oynamamız için AMD Ryzen 3 1200 veya Intel i5 4. nesil bir işlemci lazım. Akabinde ekran kartı için ise RX 460 veya Nvidia GTX 960 istiyor. RAM olarak ise 8 GB istiyor. Devamında 60 FPS boyunu oynamamız için ise Ryzen 5 3600X veya Intel i7 7. nesil bir işlemci istiyor. Ekran kartında ise RX Vega 64 8 GB veya Nvidia GTX 1080 istiyor. RAM olarak ise 16 GB bir RAM istiyor. 2K'da oynamanız için ise oyunu yine Ryzen 5 3600X veya Intel i7 9. nesil bir işlemci, RX 5700XT veya RTX 2070 Super gibi bir ekran kartı istiyor. 4K'ya falan da zaten bakmamıza pek gerek yok. Optimizasyon olarak da umarım güzel bir oyun sunarlar. Bu sayede ani FPS düşüşleri de yaşamayız diyorum ve kapanışa geçiyorum. Böyle arada mini videolar yapma kararı aldık ama ana videolar için önerilerinizi de hala bekliyoruz. Analiz hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenip Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Bir başka videoda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hepinize keyifli oyunlar.